Merhaba sevgili kalemseverler. Yeni bir kalem tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Kadir hocamın iki hediyesi bugün ekranları süslüyor. Gerçi bunun hani parasını ben ödedim ama Kadir hocamın yardımlarıyla geldi bu kalem. Biraz daha uygun fiyata geldi diyebiliriz. Türkiye'deki satış fiyatı bandında bu kalemlerin 600-700 lira civarına geliyor galiba. Kargosuyla ve işte gümrük ithalat vergisiyle falan. Kalemimiz Majon A2 modeli. Kutudan bizi ilk çıktığında karşılayanlar neler oluyor? Bu arada defter de Kadir hocam hediyesiydi, sağ olsun. Güzel bir fon olur diye kullandım. Her zaman şu kahverengi masayı göstermekten aslında yoruldum. Masamdan da sıkıldım. Ama boşa masraf olmasın diye değiştiremiyorum. Kahverengi bu artık masa bana ne bileyim bu videolarda göre göre artık hitap etmemeye başladı. Majon Design Made in China yazıyor. Çin üretimi bir dizayn olduğunu söylüyor. Kalemin işte capless modeli diye bildiğimiz model olması nedeniyle gizli uçlu, tamamen gizli bir uca sahip. Versatil kalemlerdeki basmalı bir mekanizması var. Ve kalemin nasıl kullanılacağını gösteriyor. Yukarıdan bastığınızda diyor aşağıdan çıkar diyor. Neyse kalemin gövdesinin sökülüp kartuşun veya konvertörün monte edilerek nasıl doldurulacağı burada anlatılıyor. Kalemin yanında iki tane boş kartuş, birini içine taktım ve kullandım. Biliyorsunuz deneyimlemediğim hiçbir kalemi tanıtmıyorum. Burada bir hafta iki hafta kullandım. Yaklaşık bir haftadır falan da duruyor. Bunu da neden yapıyorum? Kalemin donma derecesini ölçmek için yapıyorum. Kalem kolay kolay donmuyor gözlemlediğim kadarıyla ama bir haftadan sonra bakalım neler oldu onu da birlikte göreceğiz. Kalemin içerisinden şöyle bir eyedropper kalemleri doldurmak için hava keseli bir ne deniyordu buna? Bazen kelimeler gelmiyor aklıma. Mürekkep çekmeye yarayan bir alet çıkıyor. Adını hatırlayamadım. Bazen beynim donuyor kusura bakmayın. 2 adet şundan konvertör çıkıyor. Benim taktığımda yalnız böyle bir uçu yoktu. Bunda neden var bilmiyorum. Siyah bir parça takmışlar. Varsa da ben bunu söküp attım mı acaba? Bunu direkt mürekkeple doldurarak kaleme takmıştım. Bir de konvertör var. Bu konvertörü acaba benim GH kalemimin konvertörü yok. Ona uyar gibi göründü gözüme. Çünkü oldukça geniş bir ağzı var. Bir denemeli. Hele uyarsa ne güzel olur. Müthiş uçlu güzel bir GH'm var. Onunla kullanırım belki bu konvertörü. Çünkü bunu kartuşla kullanmayı sevdim. Ben bazı kalemleri kartuş tercih ediyorum. Mesela Kavekoları. Birçok kalem aslında kartuşun daha verimli olduğunu gördüm. Son derece sıkı, sert ve güzel bir mukavva kutusu var. Tasarımı fena değil. İçerideki sünger, koruyucu sünger son derece sert ve kaliteli. Şuradaki ip gereksiz sert durumda. Böyle bir poşetten çıkıyor. Tabii ki ben bu kalemi çıkardım ve kullandım size tanıtmadan evvel. Ama kutudan nasıl çıktığını da görmeniz için böyle yapıyorum. Yoksa bu kalem kullanıldı. Aklınıza kutudan yeni çıkan bir kalemi tanıtıyor bize gibi bir düşünce gelmesin. Sadece kutusu nasıl geliyor size, elinize nasıl ulaşacak onu da görün istedim. Şimdi kalemi şöyle bir tanıtalım şu güzel arka planımız üzerinde. Evet, kalemin benim tercih ettiğim rengi sarı oldu. Burada açık sarı görünüyor ama biraz daha koyu bir sarı. Kalemin şöyle bir yapısı var. Öncelikle şöyle kaidemizde gösterelim. Kaligrafik kelimeler yapmıştı bu kaideyi bana. Daha önce Instagram'dan takip edenler görmüştür. Kaidemizin üzerine de güzel yakıştı. Sarı lacivert zaten güzel bir kombinasyondur. Galatasaraylılar alınmasınlar. Biz biraz daha seviyoruz. Evet. Güzel bir kombinasyon olduğunu söyledik en son. Şimdi kalemin başı ve sonu siyah, ortası sarı. Güzel bir kontrast oluşturduğunu düşünüyorum. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Şimdi yukarıda klipsi görüyorsunuz. Aşağıda ise basma bölümünü görüyorsunuz. Bastığınızda kalemin ucu çıkıyor. Diyeceksiniz ki neden tersten çıkıyor? Buradan çıkması işte basma yerinin de burada olması gerekmez miydi?
Şimdi bunu iyi düşünmüşler. Capless kalemlerin birçoğunda görüyorsunuz bu tasarımı zaten. Yazan yerin herhangi bir mürekkep bulaşma riskine göre düşünüldüğünü ve mürekkebin içerisine doldurulduktan sonra, ola ki mürekkep doldurduktan sonra şuradan küçük de olsa bir sızıntı veya bir kalıntı olursa aşağı doğru akmaması için ya da kalem şu şekilde bırakıldığında mürekkebin akıp aşağı doğru süzülüp kalemin ucunda açık kaldığını hayal edin, hele hele felaket olur böyle açık bıraktığınızda. Bir de klipsin de burada olduğunu düşünün. Mürekkep akar akar gömleğinizi boydan boya boyar. Çok da güzel akar hem de. Dolma kalemleri asla açık bırakmamak lazım ki tükenmez kalemler o kadar koyu bir mürekkebe sahip olmalarına rağmen açık bıraktığınızda birçoğumuzun ceketini, gömleğini boyamıştır. Bu nedenle klips yukarıda tutulmuş ve mürekkebin akması engellenmiş. Burada tek eksik pilotlardan, pilot caplesslardan bakın şu bölümde aslında o da var. Açılıp kapanan bir hazne de şurayı tamamen kapatan bir yer. Ama içeride bakın şöyle bir mekanizmayı gösterelim. Bastığım zaman bir hazne ileri doğru geri bakın geri kapatıyor. Yani akışı engelliyor aslında. Bakın ucu görüyorsunuz çıktı. Ama ucu gönderdiğimde burayı bir şey kapattı. Yani aşağı doğru akmayı engelliyor aslında. Fakat şuranın tamamen kapandığı bir mekanizmaya sahip pilot caplesslar. Onlar biraz daha o konuda daha güvenilir görünüyor gözüme. Clips burada baş tarafta. Ben biraz bu tarafa doğru şu parmağımla işaret parmağımla bastırdığım için çok uzun süreli yazmalarda parmağımın şurasında bir iz yapıyor. Ama birçok kişi kalemi böyle değil böyle güzel tuttuğu için onlar da sorun olmayacaktır. Gerçi kalemi böyle tutanlar falan da var. Onları bilmiyorum. Onlar artık doğru tutsunlar diye düşünüyorum kalemi. Kalemimizin gövdesinde son derece iyi bir denge var. Beğendim dengesini. Gövdeyi şöyle açtığımızda bizi mekanizma karşılayacak. Şunu şuraya bir süreliğine bırakalım. Düşmeyecek bir şekilde. Bakın şurada hafif yağ ile bir mekanizma var. Yerinden kıpırdamıyor. Buradan çıkmıyor. Güzel monte edilmiş. Yani şöyle çevirdim de düşmüyor. Şunu buraya bırakalım. Kalemin iç mekanizmasına bakalım şimdi. Şöyle bırakalım. İç mekanizma koruyucu bir metal plaka, yuvarlak bir metal ile kapatılmış ve içinde konvertör ya da kartuşun koyulabileceği bir bölüm tasarlanmış. Şurada extra fine incelikte bir majon ucunu görüyoruz. Bakın. Bu gerçi burada Moonman yazıyor. Zannederim eski üretim. Bu Kaweco'yla davalarından önceki üretim. Bunun böyle kapanması ve mürekkep haznesinin gizlenmesi de gerçekten güzel olmuş. Yani şöyle çıplak hazne olsaydı bir şey değişmezdi ama olası bir akışta mürekkebin dışarı doğru sızması, herhangi bir şekilde mürekkebin eli yani gövdenin içine bulaşması ve oradan sızmasını en azından engelleyici bir yapı, bir ekstra katman hazırlanmış. Güzel bir fikir. Çeliğin hissiyatı çok iyi. Yani kaliteli bir yapı hissettiriyor size. Böyle bir de damak, incecik, uzun bir damağa sahip ve bu damağın üzerine oturan böyle eğik yapıda bir uca sahip. Bakın şöyle. Şöyle düz gidiyor, sonra uca doğru eğiliyor. Mekanizma bu kadar da değil. Şurada bir vidalı halka var. Sabit olan. Bunu da sökmek mümkündür ama niye sökeyim? Şurada da bakın şöyle yaylı bir mekanizma var. Yani kalemi ittiğinizde içerisinde yaylanan, arkada da var benzer bir yay, önde de var. Yaylanan bir mekanizma var ve kalemin ucunun çıkarken açılmasını sağlayan, sonra girdikten sonra da kapanan bir kapağı var içinde, iç kapağı. Bakın ön kapağı var. Bu da kalemin kullanılmasını sağlıyor. Şuradaki nokta ise şöyle kare şeklindeki bir nokta var gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Buraya oturuyor ve kalemin yanlış monte edilmesini engelliyor. Kalemin kapağını yeniden takalım şu şekilde. Doğru bir şekilde oturmasını sağlayın. Bir dakika. Neden olmadı? Bir şey yanlış mı yapıyoruz? Evet.
Basılı bırakmışız zannederim en son. Evet, ondanmış. Tamam. Şimdi kalemi monte ettik. Bu şekilde yeniden kullanıma geçirdik. Kalemin gövdesinde yine eski marka olan Moonman markasının yazdığını görüyoruz. Kalemin rengi bana hitap etti açıkçası. Şöyle bir daha görelim kalemimizi. Şöyle bir daha sergileyelim. Oldukça başarılı, güzel bir kalem. Şimdi yazım denemesine geçelim. Yazım denemesinde bu güzel deftere kıyıp kullanmıyorum. Kadir Hocam'ın anısı diye. Ve her zamanki gibi bizim izleyicilerimizin talebiyle aynı kağıdı kullanmamızı rica etmişlerdi bizden. Biz de bu talebe uyuyoruz. Tomeo River kağıtta denemelerimize devam edelim. Evet, hazırlandık, geldik. Tomeo River kağıdımızı aldık. Kalemimizin ucunu açtık. Bakalım nasıl yazacak. Netlikte umarım sorun olmaz. Biraz zoomladık. Kalemimizin adıyla başlayalım. Bakın şöyle ilk vuruşta bir hafif yazmama durumu oldu. Epeydir duruyordu. Fakat hemen çok hafif bastırınca mürekkep akışı devam etti. Moonman. Bu Moonman'in ikinci kalemi, bu Capless tarzında olan. Ve birincisinde bazı kusurlar vardı, eleştiriler almıştı, düzeltildi ki o da çok beğenilmişti. Yani o da beğenilmemiş bir kalem değildi. Bu A1 değil, A2 modeli. Biraz daha ne diyelim, sağlam bir yapıya sahip ona göre. Ama A1'lerin de beğenildiğini görmüştüm. Fakat ben bu kalemlerden uzak duruyordum. Kadir Hocam sağ olsun. Dedi ki hocam lütfen, bende iki tane var, birini sana yollayayım, denemeni istiyorum dedi. Çok başarılı bulduğunu söyledi. Pek de gönüllü değildim açıkçası bu Capless kalemleri, ama deneyince yanıldığımı, aslında bu kalemlerin de güzel olabildiğini gördüm. Çin kalemi, Çin üretimi dolma kalem yazacaktım ama konuşurken öyle yazdım. Neyse, önemli değil. İçindeki mürekkep ise bazen soruluyor yazılarda, sizi uğraştırmayayım yorumlarda. Gerçi yorumların gelmesi de iyi oluyor. İzlenildiğini hissediyorum mürekkep bu sorular sayesinde, ama bu sefer yazalım. Lamy Amazonit. Bu mürekkebi de tavsiye ederim. Son derece güzel bir mürekkep. Yeşil ile mavi arasında dans eden. Gerçi burada biraz seçilmiyor sanki mürekkep rengi. Şöyle biraz daha uzunlasak. Evet. Renkler bir enteresan çıkıyor. Bugün Bursa'nın ışığı, bu kışa dönen gökyüzü bir açılıyor, bir kapanıyor. Ve ışık dengesi değişiyor sürekli odamda. Bundan kaynaklıdır. Lamy Amazonit mürekkeple yazdığımı belirteyim. Ucu extra fine bir uca sahip. Kalemi, Çin kalemleri içerisindeki iki kalem arasında böyle birçok Çin kalemini denedim. Eski, yeni, Yongzheng'inden tutun da işte Jinhaosu, Hanguzhusu, Labitusu, bilmem nesi, epey bir kalem denedim. Çin kalemlerinden çok başarılı bulduklarım var. Mesela şu Regal hiç fena değil. Regal'in birçok kişi Çin kalemi olduğunu bilmez bu arada. Ben bulduğumda da şaşırmıştım. En beğendiğim Çin kalemi bugüne kadar, tasarımıyla, yapısıyla, mürekkep haznesinin genişliğiyle Dadao olmuştu elimdeki kalem. Bakın aylardır da bununla yazmadım. Çıkarsam eminim yazar. Donmuyor kalem. Enteresan bir kalem. Bakın yine yazdı. Ben bu kalemle çok çok uzun süredir yazmıyorum ve işin ilginci içinde mürekkep de kalmadı. Başka bir Çin kalemi. Bakın mürekkep haznesi, gerçi ucu görünmüyor ama şöyle sökeyim. Adamlar müthiş bir kalem. Bakın yok mürekkep, yok. Yani en son boşaltıp kaldırmışım muhtemelen. Müthiş bir hazne yapmışlar. Şu içi falan da çok güzel, yani bu şeffaf modelin. 4 tane almıştım. Üçünü arkadaşlara yollamıştık. Satmıştık birkaçını daha doğrusu. Burada satış yaptığım zannedilsin istemediğim için böyle biraz çekinerek söylüyorum. Bazen şimdi artık yapamıyoruz ama Çin'den 3-5 kalem getiriyorduk. Kendi kalemimiz bize kalıyordu.
Yani çok yüksek fiyatlara satmıyorduk ama artık biliyorsunuz zaten o işler de mümkün değil. Ya bu kalemi çok beğendim. Yine mesela diğer geçen hafta tanıttığım M800'ü açıkçası neredeyse ucu nedeniyle hiç beğenmedim. Biraz soğudum hatta kalemden. Mesela onu da muhtemelen bir yere koyup satacağım. Müthiş bir gövdesi var. Ucu da düzelttim ama insan bir kalemden bir böyle soğudu mu? Biz kalem severler biraz böyle hassas oluyoruz galiba. O kalemi mesela elden çıkarmayı ya da ucunu değiştirmeyi düşüneceğim. Mesela Moonman'in yine bir başka M demiyoruz. M100 modeli. Mavi bataklığı çok beğenmiştim. Ama bir A2 ya da ne bileyim bir mavi bataklık olamadım. M800. Yani Admok M800 almayı düşünüyordum ama bu son kargo işlerinden sonra bu 30 dolar meselesinden sonra biraz zor görünüyor. Çin'e giden birileri olur da Admok getirirlerse onu da tanıtmak isteriz. Gerçekten güzel tasarımlar. Pelikan'ın daha güzeli diyebilirim. M800'lerinden, M400'lerinden her birini yapmışlar. Almak, denemek lazım. Ve bok uçlar ile şimit uçları kullanıyor. M800'de de, Majom M800'de de söylemiştim. Kesinlikle uçlarını Moonman uç almayın. Bu kalem de güzel çıktı mesela. EF ucu güzel çıkan da olabiliyor. Fakat mümkünse şimit uç ya da bok marka uçları tercih edin. Ama bu kalemde zaten seçeneğimiz yok ki uçlar şaşırtıcı derecede başarılı geldi. Umarım diğer kalemlerde de böyledir. Beni izleyip de tavsiye mahiyetinde bu videoyu görüp de yanılmazsınız umarım. Yani ama fiyatlar ne kadar derseniz yani 20 dolar civarında galiba bu kalemler Türkiye'ye gelişleriyle beraber 20-30 dolar arasına geliyor. 2024'ün Ekim ayındayız şimdi. Yani açıkçası oldukça uygun bulduğum kalemler. Neyse bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kalemle, mürekkeple kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.